Engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması için 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü ilan edildi. Peki sizce de engelliler için şartlar yeterince eşit sağlanıyor mu? 1923 TV ekibi olarak Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara engelliler için şartlar ne kadar kolaylaştırılabilir diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sizce engelliler için şartlar eşit sağlanıyor mu? Hakları korunabiliyor mu? Merhabalar. Bir aydın olarak öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum bütün engelli vatandaşlarımızın. Türkiye şartlarında maalesef bu yeterli değil. Kendim de Sağlık Bakanlığı personeliyim. Bu işin içinde sayılırım. Birçok iş yerlerinde engelli vatandaşlar için konfor sağlanamamakta. Kamuda biz çoğunlukla Sağlık Bakanlığı personeli olduğum için kamunun bazı kuruluşlarında var. En azından bir ihtiyaçlarını giderebilecekleri VC olsun, engelli yürüme yolları olsun var ama her kamu kuruluşunda bunu göremiyorum maalesef. Toplu taşıma araçlarında sabahleyin gelirken yaşadığım bir olay vardı. Küçük kısa ondan bahsedeyim sizlere. Emniyet kemerleri eksik. Bir hasta yaralandı, ani fren yapmak zorunda kaldı şoför bey. Orada ben bir personel olarak bulunduğum için küçük bir müdahalede bulundum ama ben de bir yolcuydum. Kendim de mağdur kaldım. Yani engelli vatandaşlarımıza daha hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel engeli bir engel olarak görmüyorum ben. Maalesef. Ruhsal engelli insanlar daha çok günümüzde. Sizce engelliler için şartlar kolaylaştırılıyor mu? Ne gibi şartlar sağlanabilir? Vallahi maalesef şartlar zor. Yani bizim için zor, onlar için çok çok zor. Sağlanmıyor. Ya aslında çok şey yapılır da hani şu anda şu diyebileceğim bir şey yok ama yok, engelliler için hiçbir şey yok. Sizce engelliler için sağlanan şartlar yeterli mi? Neler yapılabilir? Bence şartlar yeterli değil. Yapılması gereken çok şey var. Artı şu an engelliler için yapılmış olan uygulamaların bile yeterince doğru kullanıldığını düşünmüyorum. Bizler engellilere çok fazla engel çıkartıyoruz diye düşünüyorum. Engellilerin bizim gibi hayatın her alanında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Hatta 5 dakika kadar önce bir yoldan geçerken engelli yolunun önünde 3 tane motosikleti park etmiş olarak gördüm. Çok üzüldüm. Hatta fotoğraflarını çektim. Şikayet etmek istiyorum. Yani bunlara ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Gösterebilir miyim kameraya? Şöyle. Yani engelli vatandaşlarımızın da yürümeye, gezmeye hakları var. Onların bu hakkını ellerinden almayalım. Bence kolaylaştırmıyoruz. Öncelikle engelliler için engellilerin geçtiği noktalar, yollar çok sıkıntılı. Hele hele büyük şehirlerde. Aydın'da pek görmedim ama büyük şehirlerde genelde görüyorum bunu. Peki ne gibi onlara destek olabiliriz? Neler yapılabilir? Ne gibi destek olabiliriz? Bunu öncelikle belediyenin ve toplumun buna bir duyarlı olması lazım. Her yönüyle. Çünkü empati kurmak lazım engelliler için. Böyle bir araştırma var mı acaba şey olarak, hani engellilerin en çok zorlandığı durum nedir? Bunu öncelikle bir şey yapmak lazım, bir tespit etmek lazım. Ondan sonra çözmek lazım. Maalesef engellileri, yani yardımcı olmak için elimizden geleni yapamıyoruz. Birçok kurum ve kuruluşlarda hala engelli rampası sorunu var. Minibüslerde gerek veya toplu ulaşımlarda herhangi bir yardımcı olamıyoruz. Gençlerimiz bunun farkında değiller, bir farkındalık yaratmıyorlar, yardımcı olmak istemiyorlar veya işlerine gelmiyor. Halbuki bunun için yeterli eğitimler, bilgilendirmeler, tabii seminerler veriliyor ama ısrarla. Ama ısrarla görmezden geliyorlar, yardımcı olmak istemiyorlar, kaçınıyorlar. Ama her zaman diyoruz ne olacağımız belli değil bu hayatta. İki gün sonra nedir peki sonra sizce? Empati yoksunluğu olabilir mi? Ailenin gelen kültüründen kaynaklandığını sanıyorum ben. Çünkü eğitimden gerekli eğitimleri alıyorlar. Yani kolaylaştırmaya çalışıyoruz diyelim. Tabii kişiden kişiye göre fark ediyor. Bazı insanlarımız gerçekten çok yardımsever, bazıları da çok vurdum duymaz. Ama ben şunu görüp gözlemliyorum etrafımda her yerde. Gençler otobüste olsun, minibüste olsun kesinlikle yer vermiyorlar. Çok büyük sıkıntı. Yani yaşlılar, hamileler, çocuklu bayanlar, ben bile bu yaşa kalkıp
onlara yer verirken gençler kesinlikle yer vermiyorlar. Yani çok sıkıntı. Ben kalkıyorum kendi yerimi veriyorum yani. Çok utanç verici bir şey. Bu boşluğu gençlerimiz aslında çok bilinçli, eğitimliler ama onların bir şeyi var. Kafalarında herhalde bir nasıl diyeyim? Yani bir dar kalıp var. O kalıbın dışına çıkamıyorlar. Yani yaşlılar olsun, şeyler olsun yani çok rahatlar ya da vicdanları yok. Öyle diyorum ben.